Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Nissan Titan Warrior modumuz var. Bir offroad yapmayı düşünüyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz Grand Utopia haritasına bir güncelleme gelmişti. Şöyle bir yolumuz vardı. Otobüste geldik. Arkasına Tofaş'la geldik. Ondan sonra bugün de tam tersine gideceğiz. Böyle bir offroad aracımız var. Nissan Titan. Bir arkadaşımız göndermiş bunu. ETS'de görmüştüm ama çok incelemedim yani. Dikkatimi çekmedi. Bir arkadaşımız göndermiş. Hem Emre'ye göndermiş hem bana göndermiş. Sağ olsun linkini. Hani böyle böyle bir araç var. Oynamak isterseniz diye. Sağ olsun. Ona da buradan selamlar. Bugün de bu araçla oynayacağız. Şöyle içine geçelim. Ben bu aracı 1.35'te vardı sanırım bu araç. Geçenlerde bahsetmiştim hatta bir araç var. İnceledim diye sesi hoşuma gitmedi falan demiştim. Sanırım bunu 1.36'ya güncellemişler. Gayet de güzel olmuş. Hem sesi biraz da toparlanmış böyle daha iyi olmuş. Daha yani farklı bir ses var. 2 adet motor seçeneği var bunda. Birisi 170 beygir yazıyor. Onda tam bir Skoda sesi var. Ama bunda 400 beygirlik şu anda altımızdaki. Bilmiyorum nasıl gidecek. Hiç test etmedim mi? Ama güzel bir sesi var. Farklı bir ses olmuş. Şimdi duyalım hep beraber. Böyle bir ses var. Roland sesi çok iyi ama böyle bastığımız zaman ses değişiyor. Kısılıyor ses falan. Farklı bir ses oluyor. Ha, bu ses de güzel ama keşke en baştaki ses böyle stabil çalışsaymış. Bak. Ama kesilmeler var onda da. Loop düzgün oturtulamamış maalesef. Hadi bakalım çıkalım şöyle. Nasıl yollar bizleri bekliyor? Şöyle bir gidelim görelim. Dediğim gibi Roland sesi yüksek bayağı. Ona göre ayarladım sesi. Umarım benim sesim de böyle diğer sesi çok fazla bastırmıyordur. Araçta kabin aydınlatması bir bile var. Yani bu ses çok yüksek. Şu an suyun içinden geçiyoruz ama normal düz yoldan geçiyormuşuz gibiyiz. Pek bir şey fark etmiyor burada. Ama direksiyon bayağı bir titriyor. Kameradan da görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet, araç 400 beygir kendini belli ediyor. Uçuyor direkt. Daha şimdilik bu yollarda pek bir şey yok. Yani aracı bayağı yavaşlatamadım. Araç bayağı durmadı yani. Keşke hep o en baştaki ses olsaymış ya, var ya. Mükemmel olurmuş ama maalesef. En azından bunun altı Şahin gibi ya da 403 gibi vurmaz. Rahat rahat buralardan böyle istediğimiz gibi geçebiliriz. Ama dediğim gibi direksiyona inanılmaz bir etkisi var bu yolun. Çevirmekte zorlaştırıyor insanı. Kaçak da burada çekmiş. Bir de gelmiş bana meydan okuyor 403 ile. Kardeş sen önce bir kendine direksiyon al. Ondan sonra gel bana meydan okuya. Bu arada kafaya koymuş direksiyon alacakmış. Yayınına gittim bir gün önce. Direksiyon alacakmış artık kafaya koymuş yani. Artık bir zahmet. Direksiyon al da ondan sonra bana meydan okuya. Mouse'la bana meydan okuyor. O alışana kadar bir hafta sürer zaten direksiyonu. Mouse'dan sonra biraz zor gelecek ona direksiyona alışmak. Bu arada takip etmediyseniz hemen sağ üstte kartta Nisan Nur'un kanalı var arkadaşlar. Takip etmediyseniz o kanalı da takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz Emre Bozkurt'un kızı birlikte video çekiyorlar. Daha önce de bahsetmiştim. Takip etmeyen arkadaşlarımız varsa ya da önerebileceğiniz kişiler varsa onları da önerebilirsiniz. Güzel böyle çocuk kanalı, güzel oyunlar oynuyorlar orada.
Yani gaza en ufak bir dokunmada araç fırlıyor gidiyor. Şu an kaşınıyoruz gibi bir his var içimde. Demiştim. Kaya kaya gittik vallahi yana. Eyvah 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 eyvah. Vallahi kaya kaya girdik buraya. Su efekti falan yok. Su efekti olsun. Sudan geçince daha güzel olabilir ama bildiğin geçen bir arkadaşımız yazmış. Benim de aklıma gelmişti ama bahsetmedim. Su bildiğiniz civa gibi gözüküyor. Su değil bildiğiniz civa. Dıştan sesi daha güzelmiş ya. İçten bu kadar iyi duyulmuyor. Hiç de sevmem dıştan oynamayı şu oyunda. Hem kontrolü çok zor oluyor. Yani direksiyon da kontrolü çok zor. Yani klavyeyle ya da mouse oynarken dıştan kontrolü çok kolay. Ama direksiyon da gerçekten dışarıdan kontrolü çok zor. Mouse da uzakta, mouse'a da tam hakim olamıyorsun. Dıştan yeter bence. Dıştan hiç zevk almıyorum şu oyunda. Sırf isteyen arkadaşlarımız var diye arada bir geçiyorum. Dur bakayım lastik kamerası. Tam lastik kamerası değil. Arka kapı kamerası gibi biraz. Görmüyorum önüme. Gidiyorum ama nereye gidiyorum yani hiç gözükmüyor. Of, direksiyon çok fena titriyor. Eyvah 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 eyvah.
Tamam, çıktık. Sakin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin, çıktık. Oo. O kayalara çarpılıyormuş. Hani çarpılmıyordu küçüklere? Evet, daha önceki videolarımıza başladığımız yere geldik. La Josephine diye bir şehir. Dönmüyor da yalnız. Fena, şuna bak. Nasıl kayıyor? O yüksek ses geldi, bir kötü oluyor araç şimdi. Şurada da yol var bak. Ama aynı yere çıkıyor. Burayı da gezmedik demeyiz. Navigasyondan gördüm, geçmemişiz oradan. Oraya da gitmedik demeriz. Demeyelim yani. Yani şirket var yukarıda. Şirkete zaten nokta atmıştım ben. O şirkete çıkan ya da aşağı inen kısa yol az önce döndüğümüz yer yani. Hop, burası. Ama orada sağ taraftan da bir yol var, biraz daha uzun. Şirkete şöyle seri bir giriş yapalım. Oh! Çok seri bir giriş oldu. İnanılmaz seri. Ama toprakta bu araçta güzel yanlanıyormuş ha. Öyle çok abartmıyor kendine. Tofaş gibi değil. Tofaş'ta inanılmaz abartıydı yani. Evet, aşağı gidiyorsun. Hadi görüşürüz. Dur artık, dur. Dur, tamam, sakin. Sakin. Vay, yuvarlandık. Dur bakayım, tırmanabilecek miyiz yukarıya? Tırmanır mı acaba? Güçlü bir araç ama. Evet yavrum be, canavar canavar. Vallahi tırmandı. Vallahi tam canavar çıktı araç. Buna kar modunun fiziğini koyacaksın ya. Ya el freniyle denemek lazım, el freniyle. Nasıl olur acaba? Eyvah, kanala uçtuk. Tamam, sakin, tamam. Tamam, sakin. Tamam, burada kalacağım artık, tamam. Bıraktım.
Tamamdır. Yoksa olmayacak. Evet arkadaşlar, aracımız bu şekildeydi. Video açıklamasında aracın indirme linkini bulabilirsiniz. Haritanın da indirme linkini bulabilirsiniz. Tekrardan göstereyim yerini. Şöyle Grand Utopia haritası. Şöyle küçük bir harita zaten. Ama ölçeklemesi birebir olduğu için, yani şuradan şuraya gitmeye kalksanız bayağı uzun uzun bir mesafe kat etmek zorundasınız. Nereden baksanız belki 2 saati geçer, 3 saati bulur yani. Şuradaki yoldan şöyle tersine gittik bu sefer. Bugün de bu şekilde bir rotamız vardı. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.